Kara Sevdam 6. bölümde neler olacak? Gori ve Romil'in arası iyi değildi. Gori'yi Pranav'ın rahatsız etmesi de tuz biber olmuştu. Pranav, Gori'yi sıkıştırır Gori böyle davrandığı için ondan nefret ettiğini söyler. Romil gelerek karısından uzak durmasını ister. Gori ve Romil aralarındaki meseleyi halletmiş gibidir. Ishani ise Pranav'ın Çayırak'ın şoförü olduğunu öğrenmiş tüm bunları onun planladığını düşünerek onun yanına gider ve tokat atar. Onu reddettiği için kendisine oyun oynadığını kız kardeşinin canını yakmaya çalıştığını söyler. Ardından içeriye Pranav girer. Ishani'ye Çayırak hakkında yanlış düşündüğünü Gorin'in evliliğini kurtarmak için onunla böyle konuşması gerektiğini söyler kendisinden nefret ettirmeyi sağlayarak evliliğine odaklanmasını istemiştir. Ishani ikisinin de birbiri için aynı şeyi yaptığını düşünür. Ranvir ise Ishani'den Çayırat'ın özür dilemesini ister. Ishani onun hakkında yanlış düşündüğü için özür diler. Onun iyi bir insan olduğunu hissetmeye başlar Ranvir de uzaktan onları izleyip ağlamaya başlar. Şarma'nın annesi oğlunu evlendirmeye karar verir. Büyük bir parti verilecektir. Şarma'nın kuzenlerine nasıl doğru kişiyi bulması gerektiğini sorar. Çayırek gelir ve ona dans fikrini sunar. Şarma'nın partide herkesin birbiriyle dans etmesini ister. Ishani, Çayırek ile eşleşmiştir. Ishani, Ranvir'e kendisine dans etmeyi öğretmesini ister. Ranvir'in annesi herkesin partnerini bulduğunu kendisinin yalnız kalacağını söyler. Büyük anne ambayı yanına çağırarak masaj yapmasını ister. Kadın düşüncelere dalınca büyük anne ellerine vurarak canını yakar. Sadece işine odaklanmasını onları dinlememesini ister. Amba elinin acısından ağlamaya başlar. Parti başlar. Ishane oldukça gergindir. Gori bunun sadece bir dans olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır. Çayırek dans için elini uzatır. Bu anları izleyen Falguni ve Harşat ise memnundur. Falguni ve Harşat her şey için Ranvir'e teşekkür eder. Çayırek Ishani'nin gergin olduğu için dansı bırakabileceklerini söyler. Ishani yine yalnız kalmak için gizli deposuna gider. Amba büyük annenin kızacağını düşünüp açık olan kapıyı kilitler. İshani odadaki perdenin tutuştuğunu görür. Kapıya yöneldiğinde kilitli olduğunu görür. Ranvir ise İshani'nin depoya gittiğini anlar. Odada yangın çıkınca onu kurtarmaya çalışır. Çayır Ata depoda yangında kaldığını öğrenir o da hem oraya gelir Ranvir baygın halde yatan İshani'yi kurtarır. Çayırağın yanına bırakarak su almaya gider. Ishani kendine gelir ve başında bekleyen çayırağı görür. Kendisini onu kurtardığını zanneder. Ishani tekrar bayılır. Çayır onu odasına yatırır. Daha sonra Ishani kendisi zor durumdayken onu kurtarmaya gelmeyen Ranvir'e kızmaya başlar. Ranvir bir şey çaktırmaz. Ishani Ranvir'in yanan ellerini görür. Amba ıshanenin yanına gelerek kendisinden yardım ister. Ranvir'in de evlenme zamanının geldiğini istediği kızla evlenmesi için ikna etmesini ister. Ishani şaşırır ve kendisini tuhaf hisseder. Bunu Ranvir'le paylaşınca Ranvir annesinin her şeyi anlattığını düşünerek korkmaya başlar. Tabii ki annesi tüm hikayeyi anlatmamıştır. Çayirek, ıshaniye ders vermeye başlar. İkili bu ders muhabbeti sayesinde daha çok birbirlerini tanımaya başlar. Sınav günü gelir. Çayirek ve Ranvir ona başarılar diler. Büyük anne ise Falguni ile alay etmeye başlar. Kızı okumak için sınava giriyordur. Çayıran bu dört sene boyunca onu bekleyip beklemeyeceğini sorar. Falguni de Ranvir'e yaptığı iyiliklerin karşılığında para vermek ister. Ranvir ise bunu reddeder. Disha ise ıshani ve çeyrek arasında neler olduğunu düşünmeye başlar. Ranvir'in ıshaniye değer verdiğini biliyordur. Ama bunu neden yaptığını anlayamıyordur. Disha, Ranvir'i takip etmeye başlar. Disha ayağı takılıp Ranvir'le birlikte yere düşer. Disha birden Ravir'den etkilenmeye başlar. İşler yakında çok karışacağı benziyor.